Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorusu. Metnimizin ismi Çivili Tahta. Öncelikle metnimizi birlikte okuyalım. Arkadaşlarıyla devamlı kavga eden sorunlu bir genç varmış. Babası bir gün ona ders vermek istemiş. Ona çivilerle dolu bir torba ve boş bir tahta vermiş. Oğluna, arkadaşların ile tartışıp kavga ettiğin zaman her sefer bu tahtaya bir çivi çakacaksın. Genç, arkadaşlarıyla yine kavga etmiş ve birinci günde tahta perdeye 30 çivi çakmış. Sonraki zamanlarda arkadaşlarıyla iyi geçinmeye çalışmış ve her geçen gün daha az çivi çakmış. Bir gün gelmiş ki hiç çivi çakmamış. Babası onu yeniden tahtanın önüne götürmüş ve demiş ki, bugünden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün için tahtadan bir çivi çıkaracaksın. Günler sonra bir gün gelmiş ki tahtadaki her çivi çıkarılmış. Babası oğluna, aferin, arkadaşlarına iyi geçiniyorsun. Bütün çivileri tahtadan söktün ama tahtada artık çok delik var. Eskisi gibi olmayacak. Her delik arkadaşlarınla kavga ettiğin zaman söylediğin kötü sözlerdir. Arkadaşların seni affetse de izleri hep kalacak ve bu delikler kapanmayacak. Arkadaşlarına değer vermelisin. Unutma ki her zaman onların yardımına, dostluğuna ihtiyacın olacak. Hayat akarken arkadaşlarınızın, dostlarınızın, sevdiklerinizin kalbini incitirseniz, kendinizi sonrasında affettirseniz de kalplerinin bir köşesinde hep bir sızı kalacaktır. Birinci soru, yukarıdaki öyküde kullanılan alta çizili sözcüklerin bağlamına göre anlamlarını bulup yazalım. Evet, defa, kes. Altı çizgi kelimelerimize bakalım. Nedir arkadaşlar bu? Sefer. Evet, buraya sefer yazdık. Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek, kıtlamak yani incitmek. İncitmek. Sürekli bitmeyen, kesintiye uğramayan. Hemen bakalım hangi kelimemiz kaldı. Devamlı. Devamlı. Karşılıklı ağır sözler söyleyerek çekişmek. Son iki kelimemiz kaldı. Devamlı gitti arkadaşlar. Sorunlu ve tartışmak kaldı. Evet, bu da tartışmak. Problemli, sorunlu. Birinci sorumuz bitti arkadaşlar. İkiye geçelim. Baba oğluna niçin çivi dolu bir torba ve boş tahta vermiş? Oğlu sürekli kavga ettiği için. Ve ne demiş arkadaşlar? Burada her kavga ettiği kişi için bir çivi çakmasını istemiş. Üçüncü soru, çocuk nasıl bir kişiliğe sahipmiş? Çocuk arkadaşları ile sürekli kavga eden sorunlu bir kişiymiş. Dördüncü soru, baba oğlunun arkadaşları ilişkinin düzeltmesini nasıl karşılıyor? Baba oğluna aferin diyor. Beşinci soru, bu öyküde tahtada kalan deliklerle ne anlatılmak isteniyor? Kavga ettiğimiz kalbini kırdığımız kişi bizi affetse bile yaptığımız davranıştan ve söylediğimiz kötü sözlerin izi o kişide hep
kalacaktır. Altıncı soru. Bu öykünün ana düşüncesini yazalım. Kırılan kalp eskisi gibi olmaz. Yedinci soru. İçeri niçin zorlanmadan vaktinde binlerce yıl zarflarını aşağıdaki cümlelere yazalım. İyi bir vatandaş vergisini vaktinde yatırmalıdır. Türk milleti bağımsızlığını binlerce yıl korumuştur. Nokta nokta girince herkes ona baktı. İçeri girince iyi bir vatandaş vergi borcunu zorlanmadan öder. Herkes kanun hükümlerine niçin uymalıdır? 8. soru. Aşağıdaki cümlelerde kaçıncı kişi ağzından anlatım yani 1. ya da 3. kişi olduğuna bakalım. Bu akşam düğününe gidecekti. Kim? O 3. şahıs. Seni çok beğeniyordum. 1. şahıs. Bir notla o gün dev gibi bir orduyu yendik. 1. çoğul. Başarı çok çalışkan bir öğrenciydi. 3. Özge yoksul bir ailenin kızıydı. Yine 3. şahıs. 9. soru. Yukarıdaki yani 8. sorudaki cümlelerdeki ek fiil almış yüklemleri aşağıya yazalım. Evet buradaki ek fiillere bakalım arkadaşlar. Bu akşam düğüne gidecekti. Gidecekti arkadaşlar ek fiil değil. Gitmek. Seni çok beğeniyordum. Beğenmek ek fiil değil. Binatlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Yenmek ek fiil değil. Başar çok çalışkan bir öğrenciydi. Evet arkadaşlar. Öğrenciydi. Öğrenci kelimesi isim olduğu için ek fiil almıştır. Özge yoksul bir ailenin kızıydı. Kızıydı yine ek fiil almış bir yüklem. 10. soru. Yukarıdaki öyküden esinlenerek gönül sırça yani cam bir saraydır. Kırılırsa yapılmaz atasözünü açıklayan bir paragraf yazalım. Gönül bir sırça saraydır. Kırılırsa yapılmaz atasözü insanın iç dünyasını ifade eder. Bu deyim gönülün hassas ve kırılgan olduğunu vurgular. İnsanın duygusal yapısı bir sırça sarayı gibi nazik ve kolayca kırılabilir. Bu nedenle ilişkilerimizde ve iletişimimizde dikkatli olmalıyız. Bir kimsenin gönlünü kırmak onarılmaz yaralar açabilir. Eski dostluklar bir kez kırıldığında aynı içtenlikle yeniden kurulamaz. Bu atasözü insanların birbirine saygı göstermesi, anlayışlı olması ve duygusal zedelenmelere yol açmaktan kaçınılması gerektiğini hatırlatır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.